Kardeşlerim, Allah'ını sevdiklerim, koçlarım, bana şöyle güzel enerjinizi yollayın ya. Vallahi çok güzel şeyler yazıyorsunuz, inanılmaz hoşuma gidiyor. Bugün yatakta yatıyordum, böyle hiç video yapasım yoktu, açık konuşuyorum yani. Öyle güzel şeyler yazmışsınız ki, yaş sınırı da yok yani. 10 yaşında çocuk diyeceğimiz insanlar da yazıyor, 50 yaşında anne babalar da yazıyor. Böyle yemin ediyorum yataktan fırladım, dedim bugün bu güzel insanlar için dedim benim video yapmam gerekiyor. Beraber yine hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Kardeşlerim, sonra görüşürüz. Allah'ını sevdiklerim, öpüyorum. Şarkını bir daha söyler misin Yusuf abiciğim ya? Sözlerin devamını bilmiyorum ki. Olsun, bildiğin kadarıyla. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdı? Bu kız tam bir felaket. Felaket. Enerjin hastayım Yusuf abi. Bu kız tam bir felaket. Şu an plan şu, valizlerimizi yapıp arabaya koyuyoruz. Miami'ye bir daha gelememe ihtimali dahilinde. Evet. Yakınlarda güzel bir mall varmış, şöyle bir yarım saat, bir saat bir. Alışveriş merkezi diyorsun. Ha, oraya bir gidelim diyorum. Hı. Orayı gördükten sonra yukarıya, kuzeye doğru Orlando istikametinde Palm Beach'te bir mola verelim diyorum. Bir öğlen yemeği yiyip o sokakları gezelim, o tamam. Kaliteli sokakları. Bir güzel vlog çekelim diyorsun, bir enerjimizi atalım. Tabii. Evet. Yusuf abi de sen giyindikten sonra bir insanların seni tanımasını istiyorum abi, müsaade edersen. Tabii, biraz demek. Sohbet edelim. Ne zaman istersen. Tamamdır Yusuf abiciğim, o zaman başlıyoruz. Gelirim. Aynen. Ben Miami'deyiz, bakın şöyle bir oteldeyiz. Bu odamız biraz dağınık. Şu valizi falan hazırladım. Şurada Miami'nin çılgın otobanı. Burada bir halı işi için buradayız. Amerika'da Türklerin yaptıkları bir önemli iş de halı işi. Eskiden çok çok daha iyiymiş. Çünkü Türkiye'ye çok fazla turist gidiyormuş Amerika'dan. O giden turistler de Türkiye'den halılar alıyorlarmış. İşte Kapalı Çarşı'dan, Antalya'dan, Marmaris'ten, turistik bölgelerden. O insanların da numaralarını alıyorlarmış zamanında. Sonra Amerika'da o paket servislerini dağıtıyorlarmış. İnsanların halılarını deniz yoluyla veyahut da uçak yoluyla kargalıyorlarmış. Amerika'daki halıcılar da onların adreslerine giderek hem onların paketlerini veriyorlarmış, hem de eğer daha fazla halıya ihtiyaçları varsa, burada halıları var, onlara halı servisleri yapıyorlarmış. Yusuf abinin de böyle geniş bir listesi var. Buradaki Amerika'daki bütün Türk halıcıların olduğu gibi. Onların bazılarını uğruyoruz, işte telefon açıyoruz. Biz Miami'deyiz diyoruz, biz Georgia'dayız ve neredeysek. Onlar eğer kabul ederlerse, halıya ihtiyaçları varsa, bize tabii ki gelin diyorlar, belli bir saat veriyorlar. Biz de onların evlerine gidip, evlerine bakıp nasıl halı ihtiyaçları varsa onlara servis yapıyoruz. Miami'deydik, çok fazla satış olmadı çünkü Miami'nin içinden girip dışından çıkmışlar. Müşterilere bayağı aramışlar ve insanlar şu an çok fazla para harcamak istemedikleri için, Covid döneminden kaynaklı biraz da sıkıntılı oldukları için, biz de dedik ki şu Miami'den biraz daha yukarı doğru çıkalım. Böyle bir Orlando'ya, o taraflara doğru bir gidelim dedik. Ben de giderken hem Yusuf abiyle sohbet ederiz, hem size etrafı gösteririm, hem bu işin nasıl olduğunu gösteririm. Gösteririm de gösteririm agalar. Hem de böyle biraz Miami, Florida'yı görmüş oluruz kardeşlerim. Sizi şimdiden öpüyorum. Biraz sonra yolda görüşmek üzere. Bu arada maçı da izliyoruz. Fenerbahçe'ye de, Başakşehir'e de başarılar diliyoruz. Beşiktaşlıyım ama Avrupa'da herhangi bir yerde Türk bayrağını sallandıran, bizim milletimize olan her takımı destekliyorum. Ne olursa olsun, millet ne derse desin. Umarım Beşiktaş'ım şampiyon olur tabii ki. Hi, good. Thank you. Have a good one. Yani bize diyorlar ki artık siktirin gidin diyorlar otelden. Last call diye bir şey var arkadaşlar burada, Türkiye'de de var. Diyorsun ki ben 1.30'da otelden çıkacağım diyorsun. Biri 31 geçse sana diyorlar ki çık artık diyorlar yani. Şimdi Yusuf abinin o muhteşem saçlarını yapmasını bekliyoruz. Hey! Oh, you're filming? Yes. Did you buy new phone? Yeah. Show me. Okay. Wow, let's switch. Wow. Hayırlı olsun. People say hayırlı olsun in Turkey. Hayırlı olsun. Yes. Jealous you, baby. Your turn is next. Yeah, I miss you, honey, money, boo boo. Miss you too, boo. Your name? Yes. Beşiktaş, what's your name?
This is Fenerbahçe. Fenerbahçe. But en büyük? Beşiktaş. Allah'ını severim. En büyük Beşiktaş. Boçum benim. Bye. Aman yarabbim ya. Abi şu saçlar bir sende, bir de Leonardo DiCaprio da var. Miami'ye en son 2017'de gelmiştim. Miami hep bende böyle bir ağırlıklı Latinlerin ve Kübalıların yaşadığı. Burada çok fazla bu arada Kübalı var harbiden. Çoğu insan şey bilmiyor, İngilizce bilmiyor. Abi o konu hakkında biraz bir şey söyler misin? İnsanlar buraya çünkü gelmeden önce İngilizce bilmedikleri için çok çekiniyorlar. Buradaki bir Amerikan toplumunu bir anlatır mısın biraz? Amerika'da İngilizce bilmeyen o kadar çok insan var ki. Değil özellikle mi? Çin toplumunda. Çin restoranlarında çalışanların %90'ı İngilizce bilmiyor. Çünkü Çin'den bir şekilde getiriyorlar, mutfaklarda çalıştırıyorlar. Zaten insan içine karışmadıklarından, kendi aralarında Çince konuştuklarından çoğu aynen. İngilizce öğrenemiyor. Aynen abi. İkincisi yüzlerce diyeyim artık masaj salonları var. Buralarda da sabahtan akşama kadar Çin'den, Kore'den masörler getiriyorlar. Onlar da İngilizce bilmiyorlar. Bu manikür, pedikür yapan çok uzak doğulu insanlar var. Ağırlıklı Vietnam, Kamboçya kendi aralarında konuştukları için çoğu İngilizce bilmiyor. Çünkü çalışanların hepsi kendi ülkelerinden. Hani bizim Türk restoranı gibi düşünün. Hani genellikle Türk ağırlıklı insanlar oluyor ya. Ama biz sosyalleşiyoruz. Onlar sosyalleşemiyorlar abi. Roosevelt döneminde Amerika'da şöyle bir politika başlamış. Demişler ki her sene dünyadan 50 bin tane insan gelsin Amerika'ya. Ve zaman içerisinde bu kuyumcuları, bakırı, kalayı, gümüşü eritip hepsini karıştırıp böyle altınla karıştırdıkları bir kap var. Ona burada erime kapı yani melting pot deniyor. İnsanların hepsini biz burada Amerikan kültürü içerisinde eritelim. Belli bir süre sonra hepsi Amerikalı olsun diye bir teori atmışlar ve bu bazda her sene 40-50 bin kişi loteri yoluyla getirmişler. Veya loteri işte, dediği arkadaşlar şey, bu loto çekilişi var ya her 6 ayda bir Amerika green card veriyor insanlara çekilişten. Tabii ki kaçak gelenler var. Amerikan rüyasını görmek için gelenler var. Amerika'yı fırsatlar ülkesi olarak düşünüp gemiden atlayan işte gelip vizesini yakıp kalan bir sürü insanlar var. Hı. Sonuç itibariyle burada yaşayan hani 100, 200, 300 yıl önce yaşayan bir beyaz bir Amerikan toplumu var. Bunlar Avustralya'dan, İngiltere'den ve Avrupa'nın değişik bölgelerinden gelmiş insanlar. Birinci sınıf halkı oluşturuyorlar. Yani bunlar... Abi bence şeyden girsene. Dünya ilk önce bir Big Bang'den bir anlat istiyorsan. Genelde Amerikalılar, hadi dedesi çiftçiymiş, babasını okutmuş, babası doktor olmuş, mühendis olmuş. Hepsi belirli bir aile ortamında bir evde büyümüşler. Yani bir ev kirası vermemiş. Öyle bir sıkıntısı yok. Aynen. Üniversiteyi ailesi, annesi, babası okutmuş. Üniversiteyi okuduktan sonra da bu insanlar basit işlerde çalışmak istemiyorlar. Çünkü diyor ki ben diyor işte üniversiteye diyor şu kadar yatırım yaptım. Ben şu paradan aşağı çalışmam diyor bu insanlar. Onun için bu insanlara biz beyaz yakalı insanlar diyoruz Amerika'da. Hayır, şimdi bir de Amerika'da tabii ki günlük işleri yapacak insanlar lazım. Zamanında işte Afrikalıları getirip köle gibi çalıştırmışlar ama şu an Afrikalılar da özgürlüğüne kavuştuktan sonra buraya çalışacak insan lazım. Bu çalışacak insan toplumunu da şeylerden sağlıyorlar. Meksikalılardan sağlıyorlar. Güney Amerikalı insanlar. Güney Amerikalı, Meksikalılar. Kübalılar. Latin Amerika diyebiliriz ama ağırlığını Meksikalılar oluşturuyor bunların. Çok... Yani aklınıza gelebilecek her türlü işte restoranda bulaşıkçılık, aşçılık, sokakta çöpçülük, peyzaj, inşaat işleri, vücut bütün, gücüyle çalışılacak bütün işlerde Güney Amerikalılar. İngilizce konusuna gelirsek insanlar da yaptıkları işlerde kendi birbirleriyle konuştukları için çok aşırı şekilde İngilizce öğrenmeye gereksinim duymuyorlar. Özellikle Latinler, Meksikalılar. Çünkü genelde yaptıkları işler hep servis işleri, hep temizlik işleri, tamirat işleri, tadilat işleri olduğu için kendi aralarında çalışıyorlar. Kendi aralarında çalışıyorlar. İş alacak kadar, yetecek kadar birisi İngilizce konuşuyor. İş geldikten sonra konuştukları lisan İspanyolca. Şu konuya değinmek istiyorum. Amerika'da tabii ki sadece Meksikalılar, Çinliler, Asyalılar, beyazlar yok. Amerika'da Middle Eastern'lar da var. Arap kökenli insanlar var. Pakistanlılar var, Hindistanlılar var. Ermeniler var, İranlılar var, bir de Türkler var. Bu kadar saydığım insanlar arasında birbirine en sadık olmayan, birbirine en yakın olmayan millet Türkler. Değil mi abi? Türkler burada birbirlerinden kaçıyorlar. Yani İranlılar beraber takılıyor, Ermeniler beraber takılıyor, Araplar kendi aralarında takılıyorlar, Meksikalılar kendi aralarında ama Türk, iki Türk birbirini gördüğü zaman öpüyor abi, öpüyor. Çok enteresan bir şey ya, ben onu anlayamıyorum. Zaten YouTube kanalında da en çok ondan bahsediyorum.
Yani bizim en çok birbirimize aman abi destek olmamız gerekirken biz yurt dışında birbirimize kazık atmak için yani enerjimizi almak için her şeyi yapıyoruz Yusuf abi. Biraz da böyle gösteriyorum ki mesela evet. Oğuz'la seninle böyle Yusuf abi benim aslında patronum yani. O böyle çalıştığı zaman bize hem yardımcı olmak hem de Amerika'yı öğretmek için burada business nasıl yapılır göstermek için Yusuf abiyle genellikle böyle turlara çıkıyoruz bazen. Bizim araba gençler. Göstereyim size böyle ağzına kadar işte ipekler, mipekler, herekeler, merekeler, güzel halılar dolu. Böyle müşterilerimizi gidip özel servisimizi yapıyoruz. Biraz daha göstereyim size bakın. Şöyle buraya ben giriyorum. Mesela müşteriye girdiğimizde böyle halıları falan seçiyoruz. Bakın böyle şeyler, tablo halılar falan da var. Burada Yusuf abinin proları var. Monte Cristo. Böyle farklı farklı güzel boyutlarda halılarımız var. Böyle. Sabah da sporumu yaptım. Canavar gibi hissediyorum kendimi. Haydi. Yola çıkıyoruz. Allah'ın sevdiklerim. En büyük zenginlere oturuyor. Yani işte NBA'deki basketbolcuların birçoğu. Ondan sonra işte Pfizer'in, Pfizer'in büyük şirketlerin patronları. Evler böyle 50-100 milyon dolar civarında. Karayipleri gezi düzenleyen cruise gemileri. Yani Jamaika'ya, işte Trinidad, Bahamalar var bunlar mı? Bahamalar. Abi şu büyüğüne bak ya. Şimdi Kalamata diye bir tane restoran var arkadaşlar. İlyas abinin restoranı ve İlyas abi de Adanalı. Burada da bir hemşerimiz var. Abi biz bu Mersinler, Adanalılar nasıl bir hücum etmişler Amerika'ya ben anlamadım. Elimi kime çarpsam Adanalı Mersin abi şu portu gösterir misin? Restoranda geldik burada şurası. En çok tercih ettiği bölgelerden birisi burası South Beach. Ne yapıyorsun abi? Ne yapalım? Arabamızı park ettik. Yemeğe gideceğiz. Şöyle kodları yazıp park ediyorsun. Bakın burada her park alanının bir kodu var. Böyle application uygulaması var. Onu giriyorsun. İnternetten para yatırıyorsun. Ondan sonra yemek yemeye gidiyorsun. Şu an Costa Rica ormanlarında geziyor musun gibi duruyorsun. Burası şimdi Ocean Drive. Böyle meze diye bir yer. Ne var menüde? Bakın humus, şakşuka, saf zucchini yani kabak bilmem nesi, Akdeniz salatası, kalamata bu işte Greek salad bizim, tavuk kebabı, kuzu şiş, bu gayri dedikleri döner, bu kuzu şey, kuzu şiş, İskender kebap. Branzino levrek oluyor. Lentil supleri mercimek çorbası. Ben köfte yiyeceğim abi sen. Bugün kuzu şiş yiyeceğiz ve köfte yiyeceğiz. Yanlarında bulgur pilavı ve ayran. Hey hey. Hey. İlyas is here or not? No, here. Okay. Oh. Oh, when we put in the glass we said, oh, you know. Arkadaşlarım,
bir Adana'lı, bir Mersinli, Miami'de tabii ki de şalgam içer. Gördüğünüz gibi köftemiz geldi. Harbiden müthiş. Bir tadına bakar mısın köftenin nasıl olmuş? Yemeğin malın gözüne vuralım abi. Uzaktan gurme gibi duruyorsun böyle abi. Abi lokum ya. Yani lokum diye abi. Amerika'da başarılı olmak istiyorsan bir kere kendinle barışık olmalısın. Hayallerin olması lazım. Kısa vadede, orta vadede ve uzun vadede planlarının olması lazım. Mutlu olman lazım. Bedenen Amerika'da, ruhen Türkiye'de olursan başarılı olamazsın. Burada belirli bir standartların üzerinde yaşamak istiyorsan kendi enerjinin %70'ini işe vermen lazım. Çünkü burada ben çalışamayan güzel yaşamaz. Yani yaşarsın, her türlü yaşarsın. Sokakta da yaşarsın. Ama diyorsan ki Amerika'nın imkanlarından faydalanayım, güzel arabaya bineyim, güzel yerde yaşayayım, sana belirli günlerinde sporum olsun, hobilerime zaman ayırayım diyor isen çok güzel, verimli bir şekilde %70 enerjini işe ayıracaksın. Takalan zamanlarında ailen varsa ailene, yoksa arkadaşlarına, hangi şehirde yaşıyorsan yaşa, o şehirle alakalı hikayeyi öğren, şehrin tarihini öğren, şehrin futbol takımını öğren, basketbol takımını öğren. Mümkünse o basketbol takımı veya futbol takımının bir tanesini destekle, o şehre ait. Çünkü o kendine o şehre ait hissediyor. Ben Clippers'ıyım mesela abi. Ha, ben de Lakers'ıyım. Aynen, sen hep zenginleri desteklediğin için ben biliyorsun halkın takımından yanayım yani. Amerika'daki başarının kendinle barışık olman, ne istediğini bilmen, kendine bir hedef koyman, o hedef içerisinin içinde kısa, orta ve uzun vadede plan yapman. Hayal kurmak çok güzel ki insanı besler, duygularını besler, dünyasını besler. Hayallerin içinde kalkıp çalışmak zorundasın. Aynen, halüsinasyon görmemelisin. Yok. Teşekkür ediyorum abi. Teşekkür ediyorum. Şu ses var ya, şu ses abi, bak şu. Tavşan kanı. Oh. Hesabımız geldi. $60. O kadar yedik, içtik. Taziki 6, babaganuş 7, şalgamın şişesi $8, köfte 16, kuzu da $18, $55 tutmuş, $5 da tax, $60. Felaketi bir daha alabilir miyim? O şarkının sözlerini ben bir ezberleyeyim de ondan sonra söyleyeyim. Gün gözüme değse kopar kıyamet, kıyamet. Yarattın dünyamda zerzele, hala sallanır bu hergele. Ah bu kız bir felaket. Teşekkür ederim Zübar abi.